Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 149. Medyascope TV Kültür Tarih Sohbetlerinde beraberiz. Bu sefer şaşırmadım. Birisi yazmış. Hep Ozan'a soruyorsun diye ama bu sefer şaşırmadım yani. Çünkü 150'ye bir kaldı. 150'den sonra şaşırmaya başlayabilirim. Bu akşam Kırklareli Üniversitesi tarih bölümü yeni çağ tarihi, ana bilim dalında öğretim üyesi olan Hüseyin Serdar Tabakoğlu ile beraberiz. Serdar Bey'in Akdeniz'de Savaş, Osmanlı-İspanya Mücadelesi adlı bu kitabından bahsedeceğiz bugün. Kronik Yayınları'ndan çıkma bir kitap bu. Ayrıca bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kronik Yayınları'na da buradan tekrar bir teşekkür etmek istiyoruz. Serdar Hocam'ın bu doktora tezinin bir kısmı bildiğim kadarıyla. Üçte ikisi. Evet. Bu doktora tezinin kitaplaştırılmış hali. Kendisi Osmanlı-İspanya, erken modern dönem Osmanlı-İspanya mücadeleleri üzerine ve bu kitapta da özellikle deniz mücadeleleri üzerine bir çalışma yapmış. Hocam öncelikle teşekkür ediyoruz geldiğiniz için ve ben ilk sözü her zaman olduğu gibi Ozan'a bırakıyorum. Evet. Geçen kayıt yaptığımızda da benim yine ilgilendiğim bir konuydu. Evet. Yüksek lisans konu. Bu da aslında yarıda bıraktığım, ondan önceki yarıda bıraktığım için. İçinde bir ruktedir diyorsun yani. mukaddime yüksek lisansı şey oldu yani. Tez içimi ferahlattı, güzel oldu. Ama bu benim eski şeyim. Eski konum. İlk göz ağrım. O yüzden o yüzden biraz şey yabancısı değilim, tanıdık gibi. Şeyi soracağım aslında hemen. Andrew Huss'ın bir kitabı var. Bildiğimiz evet. İşte bu Forgotten Frontier, işte yani unutulmuş sınırlar. Yani bu buradan hareketle İspanya-Osmanlı ilişkileri üzerine çalışmalar niye böyle geç kalmış veyahut da niye unutulmuş? Türkiye için mi konuşacağız? Dünyada mı? Yani genel olarak aslında. Çünkü dünyada, Andrew Huss'le 1970'lerin sonunda falan yazıyor herhalde evet. Kitabı. Aslında dünyada aslında çok geç kalmış sayılmaz. Yani Ranke başlatıyor. Osmanlı ve İspanya İmparatorluklarını beraber inceleyen ilk tarihçi, modern tarihin kurucusu Leopold von Ranke. Evet. Modern çağlara geldiğimiz zaman, 20. yüzyıla geldiğimizde önce Brodel dikkat çekiyor. Yani Akdeniz, 2. Felipe döneminde Akdeniz ve Akdeniz dünyası derken Osmanlı-İspanya rekabetini merkeze alıyor. Türkiye'de de Halil İnancık başta olmak üzere yani tarihçilerimiz İspanyol arşivlerine dikkat çekiyor. Osmanlı tarihinin daha iyi anlaşılması için. Herhalde bizde temel problem dil engeli. Yani İspanyolca başta olmak üzere o kaynaklara ulaşmakla ilgili problemler söz konusu. Osmanlı arşivlerinde fazla bir denizlere dair diyelim, diplomatik ilişkilere dair, mücadeleye, savaşlara, seferlerin gidişatına dair Batı arşivlerinde gördüğümüz raporlar, kaynaklar yok. Tam iktisat tarihi yazmak için dizayn edilmiş arşivler, askeri mali kayıtlar, giderler. Yani donanmanın kadriganın çivisine kadar masraflar kayıt edilir. Ama donanmanın istikameti, siyasi kullanımı, emir komuta düzeyi vesairesi o kadar ayrıntılı değil. Benim gördüğüm mesela İspanyol arşivinde de, Simancas'ta olsun, Madrid Deniz Müzesi'nde siyasi raporlara daha iyi, sefer raporları çok daha ayrıntılı. Harekat niye başarısız oldu tartışmaları var, sorgulamalar var vesaire. Ama seferin tam maliyetini çıkarmak, kaç kadriga kullanıldı, bunlar biraz daha zor oldu. Ama Türkiye'de özellikle Osmanlı-İspanya ilişkilerinin genel olarak ilgi görmemesi herhalde tarihçimizdeki dil zafiyetinden kaynaklanıyor. Yani İspanyolca ile başlamak lazım. Çünkü İngiliz ve Amerikalı tarihçiler de öyle çok ilgilenmemişler. Yani Avrupa ekolünden gidiyor, Ranke ile gidiyor. Belki Andrew Huss bir istisna gibi. İngiliz tarihçi John Eliot. İspanya İngiliz imparatorunu mukayese eder. Ve bunun bir benzerini de der, işte Osmanlı-İspanya için yapılsa Türk tarihçiler veya diğer tarihçiler bu konuyla ilgilense ne güzel olur der.
Hocam, problemler var. Evet, şimdi bu Fernand Braudel'in sizin kitabınızda da geçen bir ifadesi var. İkinci Felipe döneminde Osmanlı-İspanyol ilişkileri için garip bir benzerlik vardır diyor Osmanlı ile İspanya'nın tarihsel gelişimi, o evet. dönem şeyleri. Bu kitabı okurken de ben şey yaptım. Mesela ikisi de benzer dönemlerde o siyasi birliklerini evet. tamamlıyorlar. İşte 15. yüzyılın sonuna doğru ve 16. yüzyılın belki… Bizim biraz daha erken. Evet, bizim biraz daha erken. Onlar Reconquista'yla… İstanbul'un fethiyle mesela Granada'nın düşüşü genellikle bir şey olur. Evet. Bunun dışında yükselme da… Yükselme İşte ne bileyim Osmanlı'nın Suriye ve Mısır'ı fethetmesiyle işte biraz daha erken bir dönemde işte İspanya'nın Amerika'yı keşfetmesi arasında da böyle bir şey var. Şimdi böyle Akdeniz'in iki ucunda benzer süreçleri yaşayan iki kuvvet var ortada ve bunlar Akdeniz'e bir çatışmaya giriyorlar. Siz ne gördünüz? Yani bu özellikle sizin kitabınız aslında çok kısa bir dönemi, 14 yıllık bir dönemi şey yapıyor, 1560-74 arası. Bu yoğunluğun sebebi ne bir defa, yani o dönemdeki şey? Bir de bu benzerlikler nelerdi acaba? Yoğunluğun sebebi iki imparatorluğun artık tam güçlerini bu mücadele için seferber etmeleri. Önceliklerini aynı anda eş zamanlı olarak Akdeniz'e vermeleri. Evet. Artık bu mücadelenin sonucu belli olsun diye. İspanya'nın özellikle 2. Felipe döneminde ve Celbe Deniz Muharebesi'nden sonra 1560'tan sonra kritik bir şekilde Akdeniz'e odaklandığını biliyoruz. Benim tezim, benim iddiam buydu. İnebahtı'ya hazırlanmaya başlıyor. Celbe yenilgisiyle İspanya. Bu yüzden bütün kaynaklarını, askeri, mali kaynaklarını, yeni dünyadaki kaynaklarının belki belli bir kısmını bu mücadele için seferber ediyor. Kısa bir dönem ama çok yoğun bir dönem. Yani içinde birçok çatışma var. 1560 Celbe, yani genellikle Preveze ile biraz İnebahtı'nın gölgesinde kalıyor. Evet. Türk tarihçiliğinde ama Celbe Deniz Savaşı. Evet, Osmanlı'nın Celbe zaferi oldukça önemli. İspanya için çok önemli bir dönüm noktası, karar anı. Yani bu savaştan sonra biz Türkleri denizlerde yeneceğiz. Ve bunun için bir takım şeyler yapmamız lazım. Fikri ortaya çıkıyor. Nedir bunlar? Donanmayı, kadırga donanmasını güçlendirmek, çok sayıda kadırga inşa etmek, teşkilatı gözden geçirmek ve kadırgaların finansmanını değiştirmek. Yani bunları Andrea Doria gibi girişimcilere veriyoruz sözleşmeyle. Bunun yerine doğrudan kraliyet idaresini alalım. Daha verimli bir şekilde kullanalım diyorlar. Celbe'nin yanı sıra mesela 64 yılında Peñón de Vélez harekatı var İspanyolların. 1565'te Malta Seferi var. Malta Seferi de mesela doğrudan Osmanlı-İspanya mücadelesinin bir unsuru olarak ele alınmaları. İspanyol donanmasının, yani bu yeniden inşa edilen, güçlendirilen İspanyol donanmasının Akdeniz'de Türklere karşı belki elde ettiği ilk zafer. Malta harekatı. Yani Malta adasında başarılı bir şekilde İspanyol yardım ordusunun çıkartılması. Evet. Adanın etrafındaki Osmanlı ablukasını kırarak, Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasını atlatarak bu harekatı gerçekleştirmesi bir küçük zafer olarak onlar tarafından görülmekte. Her ne kadar bir deniz savaşı olmasa da. Daha sonra tabii bir Akdeniz'de nispi sessizlik dönemi var. Yani Malta seferinden sonra iki tarafın da daha büyük girişimlere hazırlandığı belli. Bizim hazırlığımız tabii ki Kıbrıs üzerine. Yani 66'da, 67'de İspanyollar bir Osmanlı karşı harekatı beklediler. Malta'nın rövanşını beklediler ama bu gerçekleşmedi. Doğu Akdeniz'e yöneldik ve Kıbrıs harekatına başladık. İspanyollar tabii ki Venedik'le birlikte buna bir karşı hamlede bulundu. Ve İnebahtı Deniz Savaşı gerçekleşti. Ondan sonra da tabii ki öncelikle Akdeniz'de kalmaya devam etti. Özellikle Osmanlı için. Bu sefer İnebahtı'nın rövanşını almak gündeme geldi. Evet. Yeni bir donanma kısa sürede inşa edildi, hazırlandı. İspanyollar tabii ki bu arada kendi tarihsel öncelikleri diyelim, Kuzey Afrika'ya odaklandılar. Tunus şehrini ele geçirdiler.
Tunus'un burada merkezi bir konumda olduğunu görüyoruz Akdeniz'deki mücadelede. Bunu belki 15. yüzyıl sonlarına kadar götürebiliriz. Yani Akdeniz'de kuşkusuz en önemli üslerden biri Tunus ve Tunus limanı önündeki La Goletta Halkuvat Kalesi. Kemal Reis'in zamanında kullandığı bir yer. Daha sonra Barbaros kardeşlerin kullandığı bir üs. 1535 yılında da İspanyol askerlerinin kullandığı bir harekat merkezi. Mücadele orada yoğunlaştı. Tunus'ta yoğunlaştı. İnebahtı'dan sonra. 1573 yılında İspanyollar Tunus şehrini ele geçirdi. Don Juan de Austria. Hatta orada gayrimeşru bir prens olarak kendi ülkesinde bağımsız bir krallık hayali kurduğuna dair de kanıtlar var, belgeler var. İkinci Felipe ile bu yüzden pek anlaşamıyor. Felipe Kuzey Afrika'da fazla kalıcı olma niyetinde değil. Nihayetinde mücadelenin zirvesi de Osmanlıların Tunus'u ve La Goletta Kalesi'ne 1535'ten itibaren İspanyolların elinde olan La Goletta Kalesi'ni almasıyla ve bu kaleyi belki teatral bir şekilde uygun kapanış yapmak için temellerine barut fıçıları yükleyip havaya uçurmasıyla kapanıyor. Güzel. Güzelmiş. Uygun bir kapanış. Kapanışı güzelmiş. Genel olarak güzel finali. 16. yüzyıl için konuşursak hem yani bu çünkü bir mukayeseli çalışma aslında sizin çalışmanız doktora hem Osmanlı arşivleri hem İspanya arşivlerinden faydalanan bir çalışma. Genel bir 16. yüzyıl için konuşursak genel hem dünya tarihi ölçeğinde veyahut da dünya ölçeğinde de düşünürsek hem Osmanlı'nın hem de İspanya'nın kendine ait bir Akdeniz özelinde ve yani bu şey ölçeğinde de dünya tarihi ölçeğinde de bir büyük bir stratejileri var mıydı? İspanya için başlayalım. 1492 bir dönüm noktası İspanya için. Granada'nın alınması, Endülüs Emevi'nin artık tamamen sona ermesi. Ve İspanya 1492'den sonra ne yapacak? Bu kadar şövalye istihdam edilmiş, bu kadar savaşçılar var. 700 yıllık bir Reconquista'nın yeniden fetih hareketinin aniden son bulması var. 1 Ocak 1492'de. Orada hazır bulunanlar arasında mesela Christophe Colomb da var. O kentin düşüşünü görenler arasında. Dışa açılma süreci başlıyor İspanya için. Bir açılma yönü batıya yönelik. Batıya giderek doğuyu bulma projesi Christophe Colomb'un girişimi desteklenir. Hı hı. Çünkü o tarihe kadar Katolik hükümdarlar, Kraliçe Isabel ve Don Fernando bu desteği geciktirdiler. Şu Granada meselesini mi çözelim ondan sonra demekteydiler. İkinci süreç tabii ki Reconquista burada bitmemeli. Yani İslam'la kutsal savaş bir yerde devam etmeli denilerek Kuzey Afrika'ya açılma süreci başladı. Kuzey Afrika'da tabii ki Türk korsanlar söz konusu. Doğu Akdeniz'den gelen Kemal Reis, Burak Reis gibi korsanların varlıklarını hissettirdiklerini biliyoruz. Hem bunların kullandığı üsleri ortadan kaldırmak için bir harekat gerçekleşir. Hem de Kutsal Savaş'ın yani bu açık bir şekilde bir Haçlı seferidir. Devam ettirmesi söz konusu. İspanya'nın, modern İspanya'nın diyelim Akdeniz yönelik harekatı böyle başlar. Tabii daha öncesinden Katalanların bir Akdeniz'de ticari imparatorlukları var. Kolonileri, kadırga kuvvetleri vesaire ama orta çağlarda kalmış. Barcelona merkezli. Fakat artık siyasi birliğini tamamlamış İspanya'nın Akdeniz politikası 1492'den itibaren doğar. Ve Kuzey Afrika yani Mağrib sahillerinde bir dizi önemli limanın ve kıyı üssünün ele geçirilmesine dayanır. 1495'ten itibaren 1510'lara, 20'lere uzanan bir süreç. Evet. Osmanlı İmparatorluğu'na bu şeyden sonra geçecek olursak Akdeniz politikası. Yani İspanya'nın Akdeniz politikası Kuzey Afrika'ya hakimiyetine dayanıyor. Kuzey Afrika'nın da bölgesel hakimiyeti değil, kıyıdaki belli üslerin korunması, korsan üslerinin engellenmesi. Osmanlıların Doğu Akdeniz politikası belki izlerini Türk beyliklerinde aramamız lazım. 11. yüzyıla kadar inebiliriz. Yani Çaka Bey'e kadar, daha sonra Gazi Umu Bey'e kadar bir Türk denizciliğinin devamı olarak görebiliriz. Anadolu kıyılarının güvenlik altına alınması, emniyete alınması. Çünkü Anadolu kıyılarında 11. yüzyıldan itibaren Ege Denizi'nde herkes var. Şövalyeler var, Haçlılar var.
Katalanlar var, Basklı korsanlar var, Bilbao'dan kalkıp gelen, yani Ege Denizi'nde korsanlık yapan, Memlükler var. Yani çok karışık bir dünya. Türkler kendilerini... Vahşi batı gibi. bir nevi. Venedik-Ceneviz rekabeti var, yani ticari savaşları var bir yandan. Osmanlı Beyliği bu ortama doğuyor. Evet. Yani bu aslında güç mücadelesinden faydalanarak kendisinde denizlerde bir hayat sahası açıyoruz. Bu gerçekten kolay bir süreç değil. Yani denizcilik geçmişi olmayan bir millet olarak diyelim. 11. yüzyıldan itibaren İzmir merkezinde bir şey açılıyor. Osmanlılar Gelibolu, Rumeli'ye geçmek birinci mesele. Hı hı. Yani deniz gücü olmadan bu iş çok zor. Oluyor, nasıl oluyor? Cenevizli gemileri taşıyor. Zaman zaman Venedik gemileri söz konusu olabilir. Fakat hep geçici çözümler. Gelibolu'nun ilk deniz üssü olarak önemi çok açık. İstanbul'dan önce tabii ki 14. yüzyıl diyelim. Ege bölgesi, Akdeniz, Venedik'le mücadele tabii ki çok önemli. İkinci Bayezid döneminde Türk donanmasının Venedik'le mücadele için güçlendirilmesi söz konusu. İşte biraz önce bahsettiğimiz Kemal Reis'in ve Burak Reis'in Batı Akdeniz'den çağrılıp Osmanlı hizmetine alınması önemli. Daha sonra Yavuz Sultan Selim döneminde İstanbul'daki tersanenin genişletilmesi. Yani deniz gücü olmak, yani güçlü bir donanma sahibi olmak Osmanlılar için bir tercih meselesi değil. Bir zorunluluk, bir olmazsa olmaz. Bir imparatorluk olacaksanız, hele bu imparatorluğun toprakları o zaman tabii iki kıtaya yayılacaksa, yani Anadolu ve Rumeli arasında, Asya ve Avrupa arasında olacaksa, bu deniz geçiş yollarının emniyete alınması lazım. Donanma olmadan da bu iş olmaz. Evet. Batı Akdeniz'e olan ilgimiz gene Kuzey Afrika bağlamında. İspanya ile aynı şekilde çakışan çıkarlarımız söz konusu. Barbaros Hayrettin Paşa ile, yani Barbaros kardeşlerle başlıyor. Gene Yavuz döneminde ilk temaslar var. Aslında belki o şeylere çok girmemize gerek yok ama Barbaros kardeşlerin Osmanlı kıyılarından uzaklaşmasının sebebi de aslında Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkmasıdır. Çünkü onlar Şehzade Korkut'un adamlarıydı. Hı hı. Hızır Reis ve Oruç Reis. Yavuz tahta çıkınca bu sulardan Osmanlı sularına uzaklaşmak zorunda kaldılar. Yani Tunus'a, Cezayir'e o yüzden aslında çıktılar. Fakat bir süre sonra bu şey unutulunca diyelim, tekrar İstanbul'a ilişkiler tesis edildi. Zaman zaman hediyeler gönderildi vesaire ama Osmanlı'ya belki tabi oldu diyelim. Fakat doğrudan Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı hizmetine girmesi Kanuni devrinde. Evet. Biraz da İbrahim Paşa'nın belki gayretleriyle 1533-34 yıllarındadır. Tabii Barbaros tek başına gelmedi. Bize bütün bir ülkeyi verdi. Cezayir Kralı olarak Cezayir'i Osmanlı Sultanı'na Kanuni'ye teslim etti. Ve bir anda bir mağrip meselemiz oldu. Bir Kuzey Afrika meselemiz oldu. Nedir? Burada İspanya ile mücadele. Barbaros'la birlikte Batı Akdeniz'e yönelik bir Osmanlı vizyonu doğdu desek herhalde yanlış olmaz. Hocam şimdi bu sizin kitapta da geçen bir ifade var. Osmanlı'nın Mısır ve Suriye'yi ele geçirmesiyle İspanyolların Amerika'yı ele geçirmesi aynı şey değildir. Evet. Çünkü Mısır ve Suriye hızlı bir şekilde karşılığını görebileceğiniz mümbit bir alan. Halbuki İspanya Amerika'ya gittiği zaman onun bütün hem sosyal sermayesini hem insan şeyini neredeyse emmiş bir anlamda ve onu epey bir zayıflatmış bir proje. Bu sizin kitabınızda biraz artık şeylere de girebiliriz belki. Yani bu hazırlık, lojistik vesaire. Bu İnebahtı'dan sonra o meşhur laf var ya, siz bizim sakalımızı kestiniz ama biz sizin kolunuzu bacağınızı doğradık gibi bir şeyi var meşhur. Osmanlı'nın deniz gücünü tesis etmesiyle İspanyolların deniz gücünü tesis etmesi arasında ciddi bir hız farkı var bildiğim, anladığım evet. kadarıyla. Biraz bunlardan bahsedelim. Neden bu hız farkı var? Bu Amerika İspanyollara çok hayırlı gelmemiş herhalde orayı fethetmek vesaire. Bir de mesela şeyden de bahsetmişsiniz. İspanya'da gemi yapmakla mesela İtalya'da yapmak arasında bayağı ciddi maliyet farkı evet.
var ve bunlardan biraz bahsedelim isterseniz. Yani. Mısır meselesiyle başlayalım. Hı hı. Yani kronolojik olarak da belki hep aynı dönemler, Yavuz döneminde gündeme gelen fetihler Suriye, Mısır. Coğrafi keşiflerden yani 1492'de Amerika'nın keşfinden birkaç yıl sonra. Evet. Hatta ya bunu coğrafi keşiflere, tabii sadece Amerika'nın keşfi değil, aynı zamanda Portekizlerin Hint Okyanusu'na yönelik yeni bir rota bulmasıyla da beraber düşünmemiz lazım. Evet. Osmanlı'nın tepkisi olarak değerlendiren tarihçiler var. Bir Osmanlı reaksiyonudur keşifler çağına. Osmanlıların Suriye ve Mısır fetihleri. Evet. Bir karşı hamle gibi. Altyapı, bu tabii ki André Fessin'in yorumu. Yani Mısır'dan Osmanlı İmparatorluğu'nun elde ettiği gelirleri Yeni Dünya'dan, Amerika'dan, İspanya'nın elde ettiği gelirlerle mukayese eder André Hess. Ve bu yorum ona ait. Osmanlılar Mısır'da yerleşik bir mali altyapı, bir tarım organizasyonu buldular. Ve bunu hızlı bir şekilde kendi imparatorluk sistemlerine dahil ettiler, entegre ettiler der. Buna karşılık İspanyollar 1492'de işte Kolomb'un seferleri başlar. Sırf yani devlet teşkilatının oradaki eyaletlerin ortaya çıkması, oluşması belli bir süre alır. Yağma ve talan harekatı var bu meşhur konkistadorlar, İspanyol evet. fatihlerin, Hernán Cortés'in, Francisco Pizarro'nun hareketleri var. Yerlerin elindeki değerli madenler gasp edilir. İşte meşhur hikayeler, Montezuma'nın elindeki Ataulpa'nın keza hazinelerinin gasp edilmesi süreci var. Hı hı. Henüz yeraltı kaynaklarına inilmemiş. O yağmanın altın, gümüşten İspanya kralının bir hissesi var. Quinto Real. 1/5 hissesi var. Bizim belki pençikle örtüşüyor. Yani 1/5 evet. hükümdarın hakkıdır şeklinde. Şu anki gelir vergisi de öyle. yani günümüzde de bir şey evet, aynen yani. Değil. Bir şey. Pençik yağma değil. Patronadan belli oluyor. Geçenlerde de 22'ye çıkardılar. Ama o şeyden geçiyor herhalde. Rahatsız. Arap etkisi olabilir mi acaba Avrupa'da? 1/5 şeyde vardı herhalde. Mali düzenlemelerde olabilir. Çünkü ciddi bir Endülüs etkisi var. Yani İspanya'nın devlet teşkilatında olsun sisteminde. Yeni dünyada tabii kaynakların seferber edilmesi, madenlerin çıkartılması, yani altın ve gümüş akışının düzenli hale gelmesi zaman alıyor. Şöyle bir mukayese rakam ortaya çıkar. 16. yüzyıl ortalarında yani 1550'lerde Cerbe'ye giderken işte Cerbe Savaşı'na yaklaşan dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu'nun Mısır'dan elde ettiği gelir Amerika'dan gelen altın gümüşten elde edilen vergilerden daha fazladır. Mısır daha kıymetli bizim için. Evet. Yani bu bir nevi aslında Osmanlılar niye coğrafi keşifleri yapmadı? Yani niye Osmanlı denizleri başka denizlere açılmadı sorusunda cevabı niteliğinde. Bir de tabii yani araya da şey yapıyorum ben böyle bir şey yapayım katkı. Yani Roma'dan beri aslında Mısır bir Roma daha da öncesinde de bir zenginlik kaynağı veya herkes aslında oraya ele geçirmeye çalışıyor. Çünkü işte Nil'in işte verimli topraklar orada yetişen mahsuller oranın ürettiği bir şey var. Artı değer var ve Roma ondan öncesi işte yani işte şey yakın dönemde Memlük var ve Osmanlılar da aslında orayı alarak hem işte şeye Hint Okyanusu'na çıkış yapıyorlar hem de bir yandan da aslında oranın gelirlerini konuyorlar. Çok büyük bir şey var. Ciddi kaynak bir var. Gelir yani Mısır İsaliyesi çok ciddi bir para. İktisat tarihi kitaplarında okuduğumuza göre yani bir yedek hazinedir. Bir ihtiyat evet. hazinesi, bir acil durum hazinesi. Kriz anlarında açılacak padişahın özel hazinesi konumunda. Ciddi bir rezerv. Yani bir Merkez Bankası rezervi gibi Mısır hazinesi. İkinci bir ülkenin hazinesini elde bulundurmak gibi olağanüstü bir şey. İspanya'ya gelen altın, gümüş, yeni dünyadan akan 1580'lerde, 90'larda zirve yapacak ancak. 50'lerde, 60'larda Osmanlı'yı yakalamaya başlayacak. Devlet geliri olarak İspanyol İmparatorluğu'nun gelirleri de yani milyon duko olarak hesap edildiği zaman yani Cerbe yılında hemen hemen denktir Osmanlı-İspanya bütçeleri diyelim. Yani gelirler 3 milyon duka civarında. Yani seferber ettiğimiz kaynaklar hemen hemen hükmettiğimiz para aynı gibi. Evet. Fakat şu fark var, Osmanlılar bu kaynaklarını, kısıtlı ekonomik kaynakları çok daha verimli şekilde kullanıyor. Yani akçenin hakkını veriyoruz. Bu da yerleşmiş bir askeri mali bürokrasi sayesinde oluyor.
Bu hem Bahriye Teşkilatı'nda böyle. Fakat Bahriye Teşkilatı'nda da mesela mali altyapıyı teşkilatı kullanıyoruz. Avarız hane sistemini kullanıyoruz. Avarız sadece nakdi değil, zorunlu hizmet olarak da mesela kürekçi toplanmasında kullanılıyor. Yani Fatih döneminden itibaren yerleşen bir imparatorluk bürokrasisinin, askeri mali bürokrasisinin bu şekilde Osmanlılara katkı sunduğunu görüyoruz. İspanya için böyle bir durum söz konusu değil. Biraz daha bu Amerika'dan gelen altın ve gümüşü çarçur eden bir imparatorluk görünümünde kaynaklarını verimli kullandığını kesinlikle söyleyemeyiz. Bir kere çok yüksek bir borçlanma var. Bu 2. Felipe döneminde başlamadı. Yani 5. Carlos döneminde, daha babası döneminde imparator seçilmek için dağıtılan bir ton rüşvet var. Daha çok Alman bankerleri kullandı. Fugger'ler mesela çok önemli. 2. Felipe sadece bu borçlanma kaynağını değiştirdi. Yani Almanlardan değil de Cenovalılar, İtalyan bankerlere biraz daha yöneldi. Hollanda tabii çok önemli bir diğer kaynak. Borçlanma. Borçlanma demek faiz ödemek, daha çok faiz ödemek. Cenovalılar çok önemli. Yani onların İspanyol İmparatorluğu içinde bir şeyleri var. Doria ailesi. Sadece denizcilik alanında değil, yani finans sektörü bakımından da Cenevizlerin çok ciddi katkıları var. Fakat sıradan İspanyol pek bunlara sıcak bakmıyor. Cenevizlere. Yani faizini istiyorlar bizden diyerek onları tabii kötülemek için bunlar beyaz Türklerdir diyorlar. Allah Allah. O derece Cenevizlerle bir şeyleri var. Algı var. Tamamen bu finans sektöründeki yaklaşımından dolayı, faiz ve tefeciliğe varan bir faizden dolayı. Peki bu şey mevzusu var burada. Siz konuşurken not aldım da girişimci denizci, bu Doryalar için söylediniz. Evet. Onun şeyi nedir? Yani normal. Ben de not aldım. Ben sanki. Ben kopya çektim. Ne zaman başladı Andrea Doria İspanya hizmetinde? 1528 yılından itibaren. Daha önce Fransa kralının hizmetinde. Bir kadırga filosu var. Bunun mülkiyeti, gemilerin mülkiyeti Andrea Doria'ya ait. Bunları kraliyet hizmetine kiralıyor. Yani mürettebatıyla birlikte, kendi hizmetiyle birlikte filoya ben komuta edeceğim diyor. Karşılığında tabii ki bir sözleşme, bir asiento imzalanır. Sorumlulukla yazılır. Senin görevin İspanya kıyılarını 5 yıl boyunca korumak. Karşılığında sana 50 bin duka para vereceğim veya 100 bin duka. Bu para işte yanına bir iki tabii ki anlaşmaya madde eklenebilir. Aynı zamanda İspanya ve Cenevre arasında serbest ticaret yapabileceksin. Buğday, tahıl taşıyabileceksin filan gibi. Özel ordu yani, özel donanma. Özel ordu ve özel donanma. İtalyanların konotiyeri dedikleri para askerlik aslında ama bence bunun ötesine geçiyor. Yani para askerlik biraz yetersiz kaldığı için girişimci ifadesini kullanıyorum. Ticari girişimleri var. Sakız Adası'nda girişimler var. Bir yandan Türklerle savaş için kadırga donatılıyor. Farklı sektörlerde, bankacılık sektöründe girişimleri, yatırımları var. Yeni dünyada Cenovalıların katkıları var. Yani Christophe Colomb bir Ceneviz olarak düşünecek olursa, o ilk seferin finansmanını Cenevizli bankerler üçte birini neredeyse karşılıyor. Oldukça önemli. Yani girişimcilikten kastım bu. Kadırgalar bu girişimcinin askeri müteahhit de belki denebilir. Kendi mülkiyetinde, kendi hizmetinde askerlerini o görevi belli bir meblağ karşılığında yerine getiriyor. İkinci Felipe'nin pek sıcak baktığı bir şey değil çünkü yozlaşmaya açık bir şey, suistimale çok açık. İşte 20 kadırga mesela donatılması için bir para ödeniyor fakat 20 kadırga hiçbir zaman tam donanımlı bir şekilde hazır bulunmuyor. Ya 17 kadırga, 18 kadırga, kürekçileri eksik oluyor, peksimetleri, cephanesi eksik oluyor, kötü malzeme kullanıyor. Yani bir yerden kar elde etmek için malzemeden çalıyor, köleden çalıyor falan. Şeyde 1538'deki işte Preveze Savaşı'nda değil mi? Andrea Doria evet, vardı. 1571'de de yine onun aynı aileden. Gian Andrea Doria var, yeğeni ve onun... Tabii yerine geçen. Bu Doryaların biliyorsunuz İstanbul'da şeyleri de var. Bir dönem hükmetmişlikleri de var. Bu yanık kapı vardır. Fetih'ten önce
sanıyorum 14. yüzyılda falan bir son kalan Ceneviz surlarından bir tanesidir. Kapının üzerinde hala Doria ailesinin o kapıyı aile yaptırmış. Yani İstanbul Galata valisi gibi, kaymakamı gibi neyse işte o dönemin şeylerinden bir tanesi. Doria ailesinin amblemi durur hala. Geçenlerde 10 sene kadar önce bir viski kepçesi vurup kırmıştı onu da. Sonra bir kafese aldılar falan, bir şeyler yaptılar. Yani o Doria ailesinin bir dönem İstanbul'da podesta olarak şey yaptığını biliyoruz. Böyle çok ilginç, köklü bir aile yani. Değişik bir aile. Yani aslında... şey, Puslu Kıtalar Atlası'nda da hatta geçer o şey kapı. Romanda geçer yani. Şeyin romanında. Akdeniz'in bir ucundan öbür ucuna. Evet. Aslında... Ama bu mesela bu şey ilginç bir şey. Yani. Özel donanma kiralıyorsun falan. Bizim Emre Sefa ile yaptığımız programlarda da böyle hani çok sık söylüyordu o. Yani hiçbir milli bağlılık yok aslında. Evet, işletme yani, olarak bir sene Fransa kralının hizmetinde yani 1525'ten itibaren düşünün. İspanya hizmetine geçtiği gün işin rengi değişiyor. Bu sefer Fransızlarla. Yani denizde Fransız gemilerine rastlıyor. Bunlar imparatorluk sancağını selamlamadılar diye o gemilere hücum ediyor falan yani. İspanya'nın onurunu korumak için. Sonra onları tabii serbest bırakır falan ama bir ders verir. Bir nevi de bağlılığını gösterir yeni patrona İspanya'ya. Evet. Fakat erken dönem Türk denizciliğinin gelişmesinde de çok Cenevizlerin rolü var. Evet. Yani benim bir düşüncem, bir iddiam... Yani Barbaros yerine belki Andrea Doria Osmanlı hizmetine girebilirdi diye düşünüyorum. 1500 yani Fatih döneminde o şey olmasa, evet. Karadeniz'den Cenevizli'ye çıkarmasak, yani 2. Murat döneminde oldukça yakın ilişkiler. Her türlü işte Haçlı orduya geldiği zaman Osmanlı askerini Ceneviz gemileri taşıyor. Askerler destek veriyor, Ceneviz askerleri vesaire. İkinci Murat'ın harekatlarına, operasyonlarına bayağı yakınlık söz konusu. Onların ticari çıkarları çok tabii ki Anadolu'da girit hale gelmiş. Fakat Fatih İstanbul'un alınması, Karadeniz'in tabii ki dış ticarete kapatılması, Kefe'den Cenevizlerin çıkartılması, Amasya falan derken ipler kopuyor. Yani evet. Ceneviz'i bir nevi biz İspanya'nın kucağına itiyoruz. Yani evet. Bu kadar belki şey olmasa, Ceneviz çıkarlarını Akdeniz'den ve Karadeniz'den uzaklaştırmasak acaba farklı bir senaryo olabilir mi diye bir spekülasyon. Evet. Şimdi yani rahatlıkla belki uygun ücreti ödersek Andrea Doria'ya evet, bir yani. Osmanlı hizmetine paraya bakar. Money talks. Para konuşur. Hocam şimdi bu kitabınızda önemli bir yer tutan İnebahtı meselesine gelelim. Evet. Geçen hafta zaten onun bir yıl dönümü vardı. Aslında sizi çağıracaktık ama işte araya daha önceden de bir program yapmıştık. O yüzden bir hafta sarktı. Burada önemli bir kırılma noktası yani bu 60-74 arasındaki en önemli şeylerden birisi. Bu İnebahtı Deniz Savaşı. Biz Ozan'la Barcelona'ya gittiğimiz zaman işte orada tersaneyi müze yapmışlar. Bir de Franco dönemi tabii böyle milliyetçi bir faşist şey bir kafa var. Oturmuş adam onu armadanın işte amiral gemisinin birebir şeyini yapmış falan ve işte oraya aradan geçmiş 500 yıl. 500 yıl sonra işte İnebahtı'yı öven işte şeyler, kitabeler bilmem neler falan. Ya mesela İnebahtı'nın hala 500 yıl sonra bile İspanya'da ne kadar önemsendiğini anlıyorsun yani. Çok böyle ilginç bir şey yani o. Yani... Yani o işte Cerbe'den sonraki süreçte bütün bu hazırlıklar ve İnebahtı'da ne oldu da bu insanlar 500 sene sonra hala işte bunun bu zaferi tekrar neredeyse yani Amerikan fethi kadar böyle bir şey yapmışlar. Yani. Hatta şey vardı, sen görmemiş olabilirsin, Deniz Müzesi'nin deniz tarafına bakan yerinde küçük bir gemi. İnebahtı Zaferi ile ilgili şey. Ahmet, kitabesi var. Kitabe var. Ufak kitabe daha var dışarıda. Hı. Sokakta aslında. Evet. Yani bir de tabii şey orada o tersanede inşa ediliyor şeyin. Evet. Amiral gemisi. Amiral gemisi. Hı-hı. Böyle bir hani tabii milliyetçilik o Franco döneminin şeyi var ama yani demek ki bunların tarihinde önemli bir şey. Bu İnebahtı'yı biraz konuşalım
hazır. Yine vakti İspanya için çok önemli. Milli tarih yazımında İspanyolların İslam dünyasına karşı kazandıkları en büyük zafer. Evet. Bugün o kadar önemli mi? Belki tartışılır onlar için. Mesela İnebahtı geçen hafta nasıl kutlandı İspanya'da? Donanma karargahı içinde yani avluda askerler, bayrak töreni, marş vesaire biraz daha dışı kapalı kutladılar. İspanyol armadası mesela. Hala kutlanıyor mu? Kutlanıyor. Askeri törenlerle. İslam Pirevezi'yi kutluyoruz şimdi. Yani karşılıklı kutluyoruz biz Pirevezi'yi. Hatta 27 Eylül Türk Deniz Kuvvetleri Günü olarak da kutluyoruz. Hem Pirevezi'nin yıl dönümü. O zaman tabii. biz daha coşkulu kutluyoruz. Yani gemiler resmi geçiş yapıyor. İnebahtı'nın yıl dönümünde İspanyol donanması Türkiye'ye destek açıklaması yaptı bu son harekattan dolayı mesela. Türkiye'nin terörle mücadelesinde yanındayız şeklinde. Ha bu şey son, barış programı evet, hikayesi. Harekatta. Evet. Dışa kapalı sade bir tören anma yaptılar. Evet. Geleneklere bağlı. Fakat artık bir de İslam dünyasıyla mücadele. Hatta Twitter'da donanma hesabının altındaki yorumlar. İşte Müslümanlara karşı kazandığımız zaferi mi kutluyorsunuz İspanya'da falan gibi yorumlar vardı. Yani oraya çekmeye çalışanlar çok azınlıkta kaldı. Yani artık İspanya'nın son yıllarda yani politikası o şekilde değil. Yani iki kadim düşmanın son kez karşı karşıya geldiği bir mücadele olarak, bir tarihsel olay olarak anılır. Yüklendiği ideolojik anlamma değil, tarihsel anlamma belki salt anma devam ediyor. Aslında şey değil mi hocam, Akdeniz'in de yani Akdeniz'in sonu aslında. Sonun başlangıcı mı? Veya yani veyahut da nereden başlıyoruz? Yani İnebahtı Savaşı artık ondan sonra büyük bir şey Akdeniz'de büyük bir mücadele yok. Tunus harekatıyla yani İmparatorluk donanmalarındaki mücadele sona eriyor. Mesela 16. yüzyılda 17. yüzyıla baktığınız zaman ne var yani? Korsanlık çağı başlayacak. Yani o yüzden bir aslında bir şeyin Faruk Tabak Hoca'nın kitabının Solan Akdeniz diyor ya aslında böyle bir şey var yani. Bir o şeyli hareketli dönemin artık bir sonu hani şey dediniz ya teatral bir şekilde kapanış aslında oraya doğru gidiyor yani ondan sonra çünkü İspanyollar farklı tarafa yöneliyorlar Amerika'ya İngiltere'yle mücadele ediyorlar. Osmanlı'da daha çok karada işte İran, Avusturya ile mücadele etmeye başlıyor ve o Akdeniz'de tabii o şeyle de alakalı yani soluyor ama bu dünya ticaret rotalarında şeyle artık yavaş yavaş böyle ki çok bence yine bir o biraz sorunlu mevzular yine onların üzerine konuşmak gerekiyor. Daha Akdeniz dışına kaymasıyla yani o canlılığı işte şey yapıyor. Osmanlılar bunun karşı önlemini almaya çalışıyorlar. Yani coğrafi keşiflerden itibaren girişimleri var. Nedir? Hint okyanusundaki yani Müslüman tüccarları himaye etmek, korumak, evet. Portekizlere karşı tamam eskiye dönmüyor. Belli bir ölçüde ama başarılı olur. Yani bir pay açar. Akdeniz'de ahitname politikası çok önemli. Osmanlı'nın yabancı devletlere verdiği ahitnameler uygun şartlarla okyanus gemilerini Akdeniz ticaretini çekmeyi başarıyor. Okyanusta yani rekabet edemeyen belki şeyler, tüccarlar. Akdeniz'de daha karlı anlaşmalar yapabiliyorlar ahitnameler sayesinde. Tabii daha çok İngilizler, Fransızlar, Hollandalılar 17. yüzyıl ortalarına diyelim etkili olacak. İspanyollar daha çok şeye dönüyorlar artık. Atlantik'e dönüyorlar. İnebahtı'dan sonra yani Tunus özellikle bir son nokta olacak. İnebahtı'da Osmanlılar malum büyük bir yenilgi aldılar. 30 bin Osmanlı denizcisi şehit oldu. Yani kürekçiler, denizciler, askerler. İnebahtı'ya nasıl hazırlandık kısmını belki atladık ama. Evet onları biraz konuşalım hocam. Kronolojik olarak düşünecek olursak Cerbe'den itibaren, yani ben İnebahtı'nın bir tesadüf olmadığını savunuyorum. Cerbe'den itibaren 2. Felipe bir politika, bir hedef koydu. Osmanlıları denizlerde yeneceğiz. Deniz hakimiyetini, yani birebir İspanyolca tercümesini yapacak olursak ele geçireceğiz dediler. Senyor de mar dediler. Yani deniz hakimiyeti ifadesi teknik bir tabir olarak kullanıldı belgelerde. Bu nasıl olacak? Osmanlı donanmasını yenmemiz lazım. Bir kere yendik mi iş bitecek. Film kopacak. Osmanlı donanması bir kere yenilmek zorundaydık. Evet. Bunun için hazırlıklara başlandı. Kadırga inşa edildi. Özel sektörden biraz daha doğrudan idareye aldılar gemileri.
Kraliyet İdaresi'nde doğrudan komutanlar atandı Madrid'den. Maaşları hazine ödesin vesaire ama zamanında ödemesi mesele, ödemelerin peşin yapılması gerekti bu sefer. Maliyetler arttı. Biraz daha hazine imkanları zorlandı. İkinci bir şey daha var. O benim beklemediğim bir sonuçtu. İsmail Arşivleri'ne çalışırken. Yani böyle bir gayeyle ben yola çıkmadım. Osmanlıları örnek aldıkları bu mücadeleye hazırlanırken denizlerde çok net bir şekilde belgelerde ortaya çıktı. İspanyol Donanma Komutanı 64-68 yıl arasında Don Garcia de Toledo'nun bir raporu var. Türkleri tamam denizde yeneceğiz. Türklerin denizlerdeki üstünlüğünün sebebi nedir diye soruyor. Evet. Bahri teşkilatıdır diyor. Kaptan Paşa eyaletidir. Yani Cezayir-i Bahri Sevit eyaletinin varlığıdır. Türkler her üstün oldukları bölgede denizdeki güçlerini karadaki kaynaklarıyla desteklerler. İki bölge arasında yani deniz ve kara güçleri arasında organik bir bağ kurarlar. İdari bir bağ. Yani Kaptan Paşa eyaletinin sancakları, tımarları, ziyametleri, vergi gelirleri donanmaya doğrudan destek oluyor. İstanbul'da böyledir der. Cezayir'de öyle. Trablus'ta Turgut'la şey arasındaki ilişki de öyle der. Filosuyla yani üç bölgede bu bağlantı organik olarak vardır. Biz de aynısını yapalım der. Açık bir şekilde kaptan paşalık sistemini teklif eder 2. Felipe'ye. Hatta şöyle bir ifade kullanır Rönesans dönemi. Şimdi iyi olan her şey Roma'da olması lazım değil mi? Roma İmparatorluğu'nda. Bu şekilde bana itiraz edeceksiniz der. Tamam Roma İmparatorluğu'nda böyle bir şey yok. Kaptan paşalık modeli yok. Fakat zaman ve mekan artık değişmiştir. Osmanlı'ya gelmenin tek yolu budur der. İkinci Felipe çok garip bir şekilde kabul eder. Genellikle bu tür girişimlere pek sıcak bakmaz. Kendi bütün gücü ve yetkiyi kendi elinde toplamayı seven bir kral olduğu için. Teklif şu, Sicilya Genel Valiliğini donanma komutanlığı ile birleştirelim. Bir, idari yapıyı değiştiriyor ya, adem merkeziyetçilik gibi bir şey. İdari yapıda bir deney aslında evet. Sürekli kazanmıyor. 4 yıllık bir uygulama. 1564 ve 68 yılları arasında uygulanır. Fakat bu süre boyunca Toledo, Sicilya'yı aynı bizim Gelibolu gibi bir donanma üssü haline getirir. Kadırgalar orada inşa edilir. Messina tersanesinde çoğunlukla, Napoli'de keza sonra. Peksimet fırınları, asker toplama bölgeleri, silah, malzeme, bütün yığınak, yani Akdeniz'deki savaşın İspanyol yığınağı Sicilya'da ve Napoli'de yapılır. Osmanlı teşkilatını örnek alıyor. Bu açık bir şekilde belgelerde yazıyor. Yani bu bir çıkarım, bir yorum değil en azından. Osmanlı taktiklerini örnek alıyor. İnebahtı'yı hazırlanırken, yani donanma Messina'dan çıkmış Osmanlı donanmasını Eylül ayı ortalarına itibaren denizde arıyor. Hala eski komutan, bu sefer yeni komutana öğütler verir. Don Juan de Austria'ya, 2. Felipe'nin üvey kardeşine. Sakın Barbaros'u unutmayın, sakın Preveze'yi unutmayın diye. Barbaros Preveze de bu taktiği kullanmıştı. Sen de savaş hatlarını buna göre oluştur. Bu şekilde yap. Deniz savaşlarında bizim okuduklarımız ve tecrübemiz bu şeklidir. Her zaman Barbaros'u konuşulduğunu görüyoruz. İnebahtı'ya giderken. Meşhur Katip Çelebi aktarır bize. Osmanlı tarafında ne oluyor? İşte Uluç Ali Paşa'nın isyanı var Müezzinzade'ye karşı. Savaş taktiklerine itiraz eder. Savaşmayalım der. Karaya yakın yerde savaşmayalım. İşte açık denize çıkalım vesaire madem savaşacağız filan. Bir takım önlemler teklif eder. Müezzinzade bunları burun kıvırınca biraz hani Barbaros'la Turgutçay'a cenk görenler niçin konuşmuyorsunuz der. Yani bir patlama anı belki. Ama emir net. Yani İstanbul'dan gelen ferman net. Düşman donanması bulunup yok edecek. Hazırlıklar yarım bile olsa, eksikler bile olsa. Karşı tarafta da aynı şey. Aynı Barbaros konuşuluyor. Barbaros nasıl yapmıştı? Yani kıyıya yakın bu sefer savaşalım diyorlar. Türk kıyılarına yakın savaşırsak Türkler işte kıyıya kaçmaya çalışırlar. Yani her zaman aslında bu Roma İmparatorluğundan beri denizlerde geçerli olan prensipler. Yani düşman kıyılarına yakın mı harekat olsun, açık denizde mi savaşırsınız şeklinde. İki tarafta aynı şeyi konuşuyor. Yani Barbaros ve Preveze tecrübesi gündeme geliyor. Ama Barbaros'un kendi oğlu yani. Barbaros zaten Hasan Paşa Osmanlı tarafında müthiş bir özgüven söz konusu. Preveze özgüveni, Cerbe özgüveni.
Yani gemilerimizde asker eksik diyorsunuz. Ne olacak? Uzaktan Osmanlı sancaklarının görünmesiyle kaçmaya başlayacaklar diyor. Savaşmayacağız ki. Müthiş bir özgüven. Haklı da bir özgüven bir nevi. Vendiklilere karşı Kıbrıs'ı yeni aldık vesaire. Preveze'nin özgüveni. Bu yavaş yavaş inşa edilen ve İnebahtı öncesi zirveye ulaşan bir Osmanlı özgüvenidir. Türkler denizde yenilmez özgüveni. Evet. Karşı taraf için de aynı korku söz konusu. İspanyol tarafı hadi biraz daha durumu idare ediyor ama Venedikliler Türklerle karşı karşıya gelmekten çekinmekteler diye raporları var. Yani son başarısızlıkları özellikle bir korku yarattı Kıbrıs harekatına diyorlar Venediklilerin. Orada da bir korku, temkinlilik ya savaşalım mı aslında savaşmasak daha iyi olur. Son ana kadar böyle bir riski hala kazandıktan sonra bile böyle bir riski nasıl aldık da biz savaştık diye tartışılıyor. Yani Türkler denizde yenilmezdir efsanesi. Preveze ve Cerbey'in yarattığı çok kuvvetli. Yani onun travması sakın Preveze'yi unutmayın, sakın Barbaros'u unutmayın diye son ana kadar İspanyol belgelerini takip edilebiliyor. Yani kapanışı öyle yaparlar. Evet. Bizde genellikle bu İnebahtı yenilgesi Müezzinzade'nin karacı olmasıyla hani şey olur. İşte deniz komutanı olmadığı için Uluç Ali Reis'i işte dinlemediği için falan. Mesela sizin kitabınızdan öğrendim. Don Juan de Avusturya'da şeymiş. O da hani işte yani denizci değil. Kara komutanı. Yani aslında o bir belirleyen bir şey değil. İlginç bir şey. Yani ben de hep böyle okuduğumuz popüler kaynaklarda hani Müezzinzade ve diğer komutanlar işte karadan karacıydı ve denizle çok haşır neşir olmadıkları kolay bir açıklama. Evet. Yani yenilgide mutlaka bir sorumlusu suçlusu olması lazım. Evet. Basit bir açıklama ve en yaygını tabii ama ki. Ama kazanan tarafın komutanı da karacı yani. Kimse bunu sormuyor. Yani karşı taraf nasıl kazandı? Komuta kademesini ben mukayese ettim. Yani kitabımda da iki imparatorluğun teşkilat bakımından mukayesesi donanmaların yönetimiyle başlar. Bizdeki kaptan paşalık sistemi. İspanyol tarafında da Kapitan de la Mar'ın yani donanma deniz komutanının görevleri ne kadar benziyor, ne kadar farklılaşıyor. Ne iş yapıyor bu adamlar? Yani Kaptan Paşa'nın işi deniz savaşında taktiklere, detaylara mı karar vermek yoksa organizasyon boyutu mu daha fazla? Önemli sorumluluk sağlığı var. Yani Kaptan Paşa olacak adamın bir eyaleti idare edeceksiniz. Cezayir Bahçesevit eyaletini. Tersaneyi denetleyeceksiniz. Bir yandan donanmaya sefere çıkacaksınız. Osmanlı kıyılarının güvenliğini sağlayacaksınız vesaire. Müthiş bir idari sorumluluk, müthiş bir bütçe, müthiş bir yönetim. Genellikle işte o yüzden en derundan bürokraside çekirdekten yetişen tipler tercih ediliyor. Yani Piyale Paşa gibi, Müezzinzade keza. Klasik devşirmeler tercih edilir. Kriz dönemlerinde usta denizcilere başvuruyoruz. Barbaros İspanyolların Koron Seferi'nden sonra çağrılır. Kılıç Ali Paşa da malum İnebahtı'dan sonra başa getirilir. Hatta Sokulu Mehmet Paşa'nın meşhur sözü, Kılıç Ali Paşa İnebahtı'yı tamam kaybettik. Yine bir donanma yapılacak. Sokulu her şeyi biz hallederiz diyor. Tamam yani tam bir tamam gemiler inşa edilir diyor Kılıç Ali Paşa. Fakat 200 gemiye 400 lenger lazım. Bu kadar demir, top, tüfek, yelkenli halatı nasıl bulunur? Sokulu'nun meşhur sözü işte yelkenleri atlastan yaparız şeklinde. Yani gerekli her türlü malzemeyi. Orada şunu çıkarmak mümkün. Kılıç Ali Paşa imparatorluğun tam kaynaklarına hakim değil. Kapasiteyi bilmiyor. Askeri, mali, bürokrasinin imkanlarını tam bilmiyor. Sokullu tam hakim. Bürokrat yani. Yani imparator zaten kaynakların bir kısmında kendi hükmediyor. Yani. Yok yani şey anlamda hakim yani. Yani mali kaynakların bir kısmı doğrudan kendi idaresinde. Yani bu ziyametler, haslar vesaire zengin kaynaklara hükmediyor. Çok iyi biliyor. İmparatorluğun sınırlarını neler yapıp neler yapamayacağını. Kılıç Ali Paşa o kadar bilmiyor. Yani kaynaklara o kadar hakim değil. Sen endişe etmiyor. Bizi donatırız da diyor. Gerekirse her türlü donatıyorlar. Donatıyoruz. İspanyolların İnebahtı'ya kadar 10 yılda yaptığı bütün askeri üretimi hazırlığı biz 6 ayda yapıyoruz. Ya o mesela sizin kitabınızda da ben okuduğum zaman çok şaşırdım. Yani mesela bu Venedik raporları var. 113 tane göz var. Sadece Haliç'te. 113 tane yani aynı anda 113 tane gemi yapabiliyorsun sen. İspanyolların toplam şeyi 300 sanıyorum değil mi? Armadası yani gemi şeyi İnebahtı'da. Daha az. Daha mı az?
Yani, ve hani onların... Şöyle, 100 kadırgayı İspanyollar seferber edebilir. Yani bunun için Napoli, Sicilya filoları var, Malta şövalyeleri var. Müttefikleri, hatta Portekiz kadırgalarını dahil edecek olursak Cebe Tarık'ı koruyan falan 100-110 kadırga. Evet. Venedik desteğiyle birlikte bir 100 kadırga da oradan geldiği zaman durumu toparlar. Osmanlılara eşitliği sağlar. Evet. Üretim kapasitesi mesela Barcelona Kraliyet Tersanesi'nde bugün neredeyse olduğu gibi duruyor. Duvarlar, gözler vesaire. Evet, çok sınırlı. Yani bir düzine kadırga anca inşa edilir. Açık alanda da kadırga yapılır. Ama 20 kadırga yapılsın. Yani bir tutup da 113 kadırga nerede, 15-20 kadırga nerede? Zaten 1576 tarihli, buraya not almışım, raporda Sultan'ın 300'den fazla kadırgası ve 20 mavnası var diye. Yani evet. Bu şeyden hemen sonra, 5 sene içinde. Yine baktan sonra. Tekrar 300 kadırgayı yani sefere çıkartacak kadar. Bunu da zaten galiba daha önceki bu Peksimet programında da konuşmuştuk. Yani çok hızlı bir şekilde gemi inşa edip bunu donatabilen bir imkan söz konusu. Zaten Piri Reis'in İstanbul haritalarında o gözleri böyle tek tek çizmiştir hani Haliç'te. Yani korkunç bir şey var. Piri Reis'in İstanbul şeyinde de var, Matrakçı'da da var galiba. Yani Galata şeye, evet. Haliç'e bakıldığı zaman hemen tersane. Evet, en büyük askeri sanayi kompleksi olarak dikkat çekiyor. Evet. Yani İspanya'da bir muadili yok. Barcelona, ben onu düşünüyordum mesela. Akdeniz'de işte Venedik'teki arsenal, işte Barcelona kraliyet tersaneleri, de İstanbul tersaneye amire gibi. Yok, aynı klasman değiller. Barcelona evet. Değil. Yok, evet. Messina, böyle. Napoli falan biraz daha ama onlar da değil. Tek rakibimiz yani bu üretim tesisi olarak yani bir askeri sanayi kompleksi olarak Venedik'teki. Evet. Evet. Bu tersaneye bir an önce müze yapılması konusunda da ben çok bastırıyorum. Hazır burada yeri gelmişken. Evet. Yani buna yönelik hazırlıkların olduğunu da biliyorum inşallah. Onlar da bir sonuca ulaşır. Ben valla Venedik'teki tersaneyi de gördüm. Oradaki Biennaller vesaireyi şey yaptım, gördüm. Barcelona'daki tersaneyi de gördüm. Yani onların o şekilde bir kültürel alan olarak değerlendirilmesi ve şey yapılması çok önemli. En azından İdris Bostan'ı da hani buradan bir selam göndermek lazım. O çok evet. Çünkü şey yaptı yani yıllardır konuyla ilgili yıllardır söylediği bir şey. İnşallah olur. İnşallah olur. Ben de o şeyi söyleyeyim. Barcelona tersanesi benim Barcelona'da yaşarken... Hafta sonları kitap okudum yegane yerdi çok. Ucuz kahve de vardır Allah'ım. Ucuz kahve vardı. Hatta oradaki garsonlar artık bizi tanıdığı için arada tatlı da veriyorlardı. Bundan not düşmem gerekiyor. Unutulmaz anılar. Hocam şimdi yavaş yavaş toparlayalım. İnebahtı'dan sonra bir Tunus hikayesi var. Ondan evet. Sonra da zaten bu hı-hı. Maceranın sonuna gelmiş oluyoruz. Bu Tunus'un yeniden ele geçirilmesi meselesini de biraz şey yapalım isterseniz. Tunus, Barbaros Hayattin Paşa ile gündeme geldi. Evet. Osmanlı hizmetine girdi. Barbaros 1534'te ilk harekatı Tunus üzerine oldu. Fakat İspanyolların da belki ilk büyük harekatı İmparator 5. Carlos'un ertesi yıl. Hemen Tunus üzerine oldu. 1535 Tunus seferi. Yani merkezi bir konumda. Rekabetin başlangıcından sonuna kadar. Bir nevi açılış da Tunus'ta, kapanış da Tunus'ta oldu. Başladığı 1500'de, yerde bitmiş yani. 1535 yılında İspanyollar Tunus'a yerleştiler. Nasıl yerleşti? Oradaki yerel hanedanı muhafaza ettiler. Biz bir garnizon bırakacağız dediler. La Golette Kalesi'nde. Bu garnizonun parasını siz ödeyeceksiniz. Fakat oradan biz bütün Mağrib'i kontrol edeceğiz. Bütün Orta Akdeniz'i kontrol edeceğiz. Osmanlıların Batı Akdeniz'e geçiş yolunu kesecekler tabii ki. Yani engel olacaklar vesaire. Neredeyse 40 yıl o kaleyi tahkim ettiler. La Golette Kalesi'ni. Yeni askeri usullerle, Venedikli İtalyan askeri mimarlarla yığınak yaptılar. Top, silah, cephane yığdılar. İnebahtı'dan sonra da Muzaffer artık donanmanın komutanı Don Juan de Austria, Hristiyan Armadası'nın komutanı. Venedik Doğu Akdeniz'deki harekatlara devam edilsin diye isterken işte Kuzey Afrika'ya yöneldi.
Tunus şehrini ele geçirdi. Golette Kalesi zaten İspanyolların elindeydi. Kalenin desteğiyle şehri ele geçirdiler. Tunus'u İspanya'ya bağlı bir tabi krallık haline getirelim projesi var. Kendine ait bir devlet haline getirmeye çalıştı. Tabii ki 2. Felipe bu girişime karşı çıktı. Ve ertesi yıl Osmanlılar, yani Tunus harekattan çıktığı zaman da pek öyle destek göndermeye de gönüllü olmadı Felipe. Yani bir nevi kaderine terk etti. Burada belki bir nokta önemli. Yani Malta seferini biz başarısız bir sefer olarak görüyoruz. Bir bakıma öyle. Bir deney gibi deniz aşırı bir kale kuşatması nasıl yapılır? Osmanlıların ilk ciddi yani girişimlerinden o kadar uzak bir mesafeye gerekli dersleri çıkarmışlar Osmanlılar. Ne kadar kürek, ne kadar kazma gerekir, ne kadar top güllesi gerekir. 60 bin gülle, yani pek böyle fazla bir gülle değil. Tek bir kalenin alınmasına 25 bin gülle harcanıyorsa, San Elmo Kalesi'nde mesela, o derslerin sonuçlarını biz Kıbrıs'ta görüyoruz. Ve Tunus Kalesi'ni kuşatmasında görüyoruz. La Gavette Kalesi kuşatmasında her şey kitabına uygun yapılıyor. Ve kısa sürede Tunus Kalesi'ni Osmanlılar ele geçirmeyi başarıyor. Ondan sonra bu 2. Felipe'nin tabii ki artık Akdeniz politikasını bırakmaya yönelik nihai kararını oluşturacak. İlk soru işareti Osmanlı donanmasının İnebahtı'dan sonra yeniden inşa edilmesi. Türkleri biz denizlerde bir kere yendik. Hristiyan dünyasında görevimizi yaptık düşüncesinde Felipe. Sıramızı saldık. Sıramızı saldık. Yani papalıktan aldığımız paranın karşılığını verdik. Biz işte Hristiyan dünyasında büyük bir zafer kazandık. Görevimizi yaptık. Türkler yeniden donanma inşa edemez. Artık denizler bizimdir derken 6 ayda biz yeni bir donanma yapınca ilk soru işareti acaba ya bu denizlerde mesele henüz bitmedi mi? Ama nihai karar Tunus'un geri alınması ve Osmanlı seferberliğinin bunu daha yıllarca devam ettirebilecek gücü olması. Yani Türkler 300 kadırga yapar. Tamam biz 400 kadırga silahlandıralım. Fakat biz 400 yapsak Türkler bu sefer 500 kadırga silahlandıracak. Ki buna da güçleri yeter diyorlar. İspanyol filo komutanları, amiraller. Bunun sonu yok. Biz bu silahlanma yarışını kazanamayız diyor 2. Felipe. Ve Akdeniz'deki mücadeleyi dengeye artık bırakır. Yani korsanlar arasındaki mücadeleye. Napoli ve Sicilya'nın muhafazası için daha küçük bir filoya. Öncelik Atlantik'e kayar. Ve uzun yıllardır ertelediği Armada seferi gündeme gelir. İngiltere üzerine harekat. O zaman senin soracağın bir şey var mı? Genel olarak. Hocam çok teşekkür ederiz. Böyle keyifli bir sohbet oldu. Bu kronik kitaptan çıkan Akdeniz'in Savaş kitabını da herkese tavsiye ediyoruz. Gerçekten ben de epey böyle bir faydalandım. Çok böyle şaşırtıcı anekdotlar da var. Bilmediğimiz, bildiğimizi sandığımız veya yanlış bildiğimiz birçok şeyi burada düzeltme imkanı da bulduk. Hepinize bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta 150. yayındayız ve uzaklardan bir konuğumuz var. Hayrettin Yücesoy gelecek. Evet. Orta dönem, yani hat sınırı bir tanımlama yaptım ama. Orta çağ diyelim İslam'da de. İslam'da Mesihçi inançlar üzerine biraz daha karışık. Bir kitabı var ve o kitap üzerinden bir yayın yapacağız. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hocam size de geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizi destekleyen Kronik kitabı da buradan tekrar teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.